Daha önceki videolarımızdan x'in doğal logaritması olan ln x'in x'e göre türevinin 1 bölü x olduğunu hatırlayacaksınız. Bu videoda daha önceki videolarda öğrendiğimiz bilgileri kullanarak tabanı rastgele seçilmiş logaritmik bir ifadenin x'e göre türevinin ne olduğunu bulacağız. Bu ifadeyi x'in a tabanında logaritması olarak tanımlayalım. Evet, bunu nasıl bulacağız? Burada yapmamız gereken cebir ya da kalkülüsü hazırlık derslerinden hatırlayacaksınız. Taban değiştirme kuralını kullanmak, uygulamak. Evet, şuraya yazayım. Eğer elimde b'nin a tabanındaki logaritması var ve bunun tabanını c'ye çevirmek istiyorsam, bunu b'nin c tabanında logaritması bölü a'nın c tabanında logaritması olarak yazabilirim. Evet, b'nin C tabanında logaritması bölü a'nın c tabanında logaritması. Bu kural son derece faydalı çok işe yarar bir kuraldır ve eğer daha önce görmediyseniz, bunu bir an önce öğrenin ezberleyin. İsterseniz daha önceki videolarımıza bakıp ispatında görebilirsiniz. Az önce de söylediğim gibi, bu çok işinize yarayacak bir kural. Hesap makinalarının logaritma düğmesi var, öyle değil mi? Bu düğme 10 tabanında logaritma almamızı sağlar. Mesela logaritma düğmesine bastıktan sonra hesap makinesine 100 yazarsak bize sonuç olarak 2 verir. Taban belirtilmediğinde 10 tabanında olduğunu varsayıyoruz. Bunun dışında doğal logaritma yani e tabanındaki logaritma içinde bir düğme vardır. Evet, ln x de x'in e tabanında logaritması demek. Ve bu ikisi dışındaki tabanlarla çalışmanız gerektiğinde bu yukarıda gösterdiğim kuralı uygulayabilirsiniz. Mesela diyelim ki hesap makinesiyle 8'in 3 tabanındaki logaritmasını hesaplayacaksınız. Hesap makinesine 8'in logaritması bölü 3'ün logaritması yazacaksınız. Bir saniye, 3'ü şuraya yazmam gerekiyor. Bunların ikisinin de 10 tabanında olduğunu düşüneceğiz. Ve bu aynı zamanda 8'in doğal logaritması bölü 3'ün doğal logaritmasına eşittir. Ve çoğu hesap makinesinde doğal logaritma tuşu bulunur. Videonun başında da söylediğim gibi bu videoda doğal logaritmanın türevi ile ilgili bildiklerimizi kullanacağız. Devam edelim. Buradaki türev, şimdi x'in a tabanındaki logaritması, x'in doğal logaritması bölü a'nın doğal logaritmasına eşitti, öyle değil mi? a'nın doğal logaritması ise bir sayı olduğu için bunu 1 bölü a'nın doğal logaritması çarpı x'in doğal logaritması olarak da yazabilirim. Peki bunun türevi nedir? Sabiti türevin dışına alırsak, 1 bölü a'nın doğal logaritması çarpı x'in doğal logaritmasının x'e göre türevini elde edeceğiz. x'in doğal logaritması ki x'in doğal logaritmasının 1 bölü x'e eşit olduğunu da biliyoruz. Öyle değil mi? Burası 1 bölü x oldu. Sonuç olarak buradan 1 bölü a'nın doğal logaritması çarpı 1 bölü x elde ederiz. Bunu da 1 bölü a'nın doğal logaritması çarpı x olarak yazabiliriz. Bu son derece faydalı bir bilgidir ve bu sayede istediğimiz her ifadenin türevini alabiliriz. Mesela eğer fx, x'in 7 tabanındaki logaritmasına eşitse, bunun türevi, yani f'in türevi x, 1 bölü 7'nin doğal logaritması çarpı x'tir. Peki burada sabit bir sayı olursa, mesela gx eksi 3 çarpı x'in pi tabanındaki logaritmasına eşit olsun. Bildiğiniz gibi pi bir sayıdır. Buna göre g'nin türevi x 1 bölü, bir saniye burada sabit bir sayı olduğunu unutmamamız gerekiyor. Evet, eksi 3 bölü pi'nin doğal logaritması çarpı x olacak. Ve biliyorum bu çok işinize yarayacak.